Bu kitap ben hapisteyken çıktı. 51. Bu 51. Risale. 51 mi yazıyor burada? Kaç yazıyor? 51 hocam. Evet. Niye bunu 51 olsun? O tamam, biliyorum. Şimdi buna yanlış isim koydular. İsmi Azam diye falan demişler. Ben o zaman hapiste oldum. Kendi kafalarına yapmışlar bir şeyler. Son 3 duasını da ben gönderdim. Bu nasıl bir kitap? 27 makbul dua diye biz bunu bastık. Fark ettiniz değil mi? Bu 27 makbul dua meselesi değil. 27 makbul dua sonunda var. Ama çok muazzam dualar var. Onlardan efendim mesela bir dua çıktı. Şimdi onu söyleyeyim. 10. dua mesela. Burada sırayla bu duaların hepsi farklı. Hepsinin tek tek faziletleri var. İstersen 1. duadan söyleyeyim. Öyle o dualardan sırayla gideyim. Bu çok önemli. 1. dua, bak kitabın ilk başından. Ama bu sağdan okunacak. Bu şeyden içeride başlıyor. Onu da göstereceğim. Bak ne olduğunu anlatayım size. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e geldi. Öyle güzel bir surette geldi. Hiç öyle güzel inmemişti. Cibril aleyhisselam sevinçliydi. Ve güleç vaziyetteydi. Selam olsun sana ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Cibril, sana da selam olsun. Dedi Cibril, şüphesiz Allah beni sana bir hediye ile gönderdi. Bu hediye Arşur Rahman'daki hazinelerden bir hazinedir. Rabbin sana bunu ikram et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, o hediye nedir? Cibril aleyhisselam buyurdu. Ya men yazharal cemile ve seteral kabiha. Ya men la yuakhidu bil cerireti ve la yehtiku sitra. Bu acayip bir dua. Bunu ilk olarak sohbetlerde ilk söylüyorum şu an. Manası burada yazıyor başında. Güzeli ortaya çıkaran, kötüyü gizleyen, suçtan sebep hemen ceza vermeyen, adamın hürmet perdesini yırtmayan, affı büyük olan, görmezden gelmesi güzel olan, mağfireti geniş olan, rahmetiyle rahmet ellerini açmış olan sayıyor. Sonunda bu duada ne diyor? Ey Allah Celle Celaluhu diyor en sonda. Benim şu güzel verdiğin yüzümü, suretimi, şeklimi, şemailimi ateşte yakarak çirkin yapma. Bak şu suratımıza bak. Herkes bakıyor, birbirimizi beğeniyoruz. Şimdi bunun bir de yanmış hali çok kötü olur. Allah cehennemden muhafaza. Şimdi bu duadır diyor. Bu mübarek dua, efendim 1. dua, 27 makbul dua. Bu dua yapıldığı zaman %100 kabul oluyor. Tabi bu hakimde rivayet ediyor hadis kaynağında ama bunun çok müjdesi var. Mesela ben burada yazmamış konu ya. Aslında onu söyle, bak onu söylüyorum şu anda. Ben onu yine kitaptan da bulurum ama burada yazılmamış. Bu dua 10. sayfada. Her kim bu duayı her namazdan sonra okusa mutlaka o namaz kabul oluyor. Yani namazın kabul olma garantimiz yok. Ama mutlaka o namaz kabul oluyor. Ahirette kabullüğü kesin. Ve daha çok müjdeler var. Bunu bir o müjdelere de bakayım da bir daha söylerim. Böyle 27 tane dua sırayla okuruz. Şimdi bu kitabın esas özelliği ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de tekraren geçen 5134 ismi şerif. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ismi şerif geçiyormuş tekrar ile beraber? 5134 ismi şerif geçiyor. Bunlardan mesela sadece Allah lafzı, Allah kaç kere geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? 2800 kere geçiyor. Şimdi burada 2800 Allah var. 5134 isim var. Ama nasıl biliyor musun? Bazı isimler bildiğimiz isimler, bazı isimler Allah'ın yarattığından mana ile çıkıyor. Bunları nasıl yapmış? Yusuf-u Nebhane Hazretleri, Büyük Veli toplamış. Başka bir kitapta da görmedim. Bunların biz Arapçası da var burada. Siz diyelim Türkçe, ben Arapça okuyamıyorum. Okuyabiliyorsan Arapçasını nerede okuyacaksın? Bak sayfasını söylüyorum. 2. bölüm diye başlıyor. Sayfa 55. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretül Fatiha diyor. Sen onu okusan okumasan fark etmez. Şimdi Fatiha'daki isimler. Başlıyoruz zikre şimdi. Ya Allah'u ya Rahman'u ya Rahim'u ya Allah. Ne oldu şimdi? Fatiha'da kaç tane Allah geçiyor? Bismillah'ta bir Allah var mı? Ya Allah. Sonra Rahman Rahim var mı? Ya Rahman. Sonra bir daha Rahim var mı? Ya Rahim. Sonra Elhamdülillahi. Bir daha geçti. Ya Allah bir daha. Ondan sonra Rabbil Alemin. Rabbil Alemin'de ne geçti? Rab. Ya Rabbu.
Sonra bir daha ne geçiyor? Er-Rahmanir-Rahim. Ya Rahman. Bir daha Ya Rahim'u. Fatiha'da bir isim daha geçiyor. Maliki yevmiddin'de Malik. Ya Malik'u. Fatiha bitti. Ama tabi Bekara o kadar kolay bitmez. Şimdi Bekara'ya başlıyor. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu. O besmeleden dolayı her surede var. Ya Rabbu diyor, Ya Allahu diyor. Yanına ne yazmış? 7. Ne demek? Muhit ismine göre, Ya Muhitu ismi gelinceye kadar 7 kere Allah geçmiş diyor. Orada 7 kere Allah'ı tekrar edeceksin. Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu. Yani bunu bitirdiğin zaman minel cinneti ve nas'tan çıkıyor. Bak, Fatiha'dan başladık, bütün Kur'an'daki isimleri geçtik. En son sayfayı söylüyorum. Geldik efendim 89'a. Nas suresi. Ne varmış Nas suresinde? Ya Allahu, sen besmeleden dolayı. Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Rabbu, Rabbin Nas. Ya İlahu, İlahin Nas. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Rabb. Yok, tersten mi okudum, ne oldu? Arkaya gideceğiz. El-Kari yok, burada bitti, tamam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbu, Ya İlah. Melikin Nas, İlahin Nas da bitiyor. Şimdi burası ne oldu? 5134 Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın 5100 ayrı ismi değil. Aynı isimler de var fakat tekrarıyla 5134 ismin tamamını okuyorsun. Zikir, sırf zikir. Ondan sonra da biz buraya ne koyduk? 27 tane makbul, hepsi hadis. Bu 27 duayı da bu isimlerden sonra yaparsan zaten fırlıyorsun, uçuyorsun, o ayrı bir şey. Artık kabul olmayacak diye bir şey yok yani. Allah'ın izniyle, keremiyle manaları da tek tek yazılmış, faziletleri de tek tek yazılmış. Ben Arapça bilmiyorum, Türkçeden yapacağım. O zaman ne yaptık biliyor musun? Bak nasıl uğraştık. Geliyorsun, Türkçeden sayfasını söylüyorum. Arapça okuyamayanlar için. 107'den başlıyorsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fatiha suresi, Esma-i Şerifeler. Onu sen okumasan da olur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik diyorsun. Bekara suresi. Şimdi Ya Allah, Ya Rahman geliyorsun ama ne yaptık? Türkçe'de Arapça yazarsan yanlış harf. Telaffuz edersen mana ne olur? Bozulur. Mana bozulmasın diye namazın içinde de olmadığından dolayı manayı yanlış okuma ihtimali, lafızı kuvvetli olduğundan manasıyla yazdım. Mesela muhitu, muhitu, nasıl muhitu yazacağım Türkçe'de? Ne yazdık oraya? Ey kuşatıcı. Anladın? Yani ki yanlışlık yapıp da Allah muhafaza kötü tehlikeye gitmeyelim. Ya Allah, Ya Kadir, Kadir, mesela Kadir'i millet biliyor. Ve vâlâ külli şeyin Kadir, ya Kadir'i biliyor. Ama bazı kelimeleri bilmiyor, bilmeyen kelimeleri de o şekil mana üzere yaptık. Böylece bu isimler de bitiyor. Sonunda da ne geliyor? Türkçe duaların Türkçesi geliyor. Arapçanın peşine dua, 27 duanın Arapçası geliyor. Türkçenin peşine de 27 duanın manası geliyor. Peki bu 27 tane duanın kaynakları ve faziletleri ve manaları direkt nerededir? Kitabın en başındadır. Hepsinin hadis-i şeriflerden kaynağı belirtiliyor. Bu gece birincisini okuduk. Bu kitabı böyle bilmiyorsunuz. Bu iş mazam diye yazmışlar etmişler, karıştırmışlardı. Bu risalelerden basıldı. 27 makbul duadan da önemli. Hangi sıkıntınız, başınızda hangi bela, hangi hastalık, hangi afet, hangi muradınız, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün isimleri okumaktan daha tesirli ne olabilir? İsmi Azam, Allah'ın en büyük ismi mutlaka bunların birinde değil mi? Kur'an-ı Kerim'de yoksa İsmi Azam nerede olacak? Peki bunu okuyunca da Kur'an'dan bir isim eksik kalıyor mu? Kalmıyor. Onun için bu kitabın da kıymetini bilin. Bunu da hapisten çıktım çıkalı bir anlatacağım, anlatacağım, anlatamadım. Bu vesileyle size anlatmış bulunuyorum. İstifade edersiniz.